Bursa Haber TV'den, Bursa Gündemi programından yine karşınızdayız. Canlı yayında birlikteyiz. Bugün konuğumuz Bursa Spor Başkanı Enes Çelik. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi öncelikle daha önceki bir köşe yazımda da yazdım. Hakikaten artık amatöre düşecek diye beklenen Bursa Spor'u ekip arkadaşlarınızla birlikte aldınız. Bir hayat öpücüğü verdiniz Bursa Spor'a. Tekrar o coşku camiaya geri geldi. Öncelikle bu yüzden en baştan hani bir Bursa Sporlu olarak bu teşekkürümü, şükran borcumuzu ileteyim. Hakikaten sizden ve yönetim kurulunuzdaki ekip arkadaşlarınızdan şehir adına herkes şu an minnettar. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii herkes Bursa Spor'u merak ediyor. Konuşacağız şüphesiz. Şehirde de ilgi çok yüksek ama ben baştan biraz bilmeyenler için biraz Enes Çelik'i konuşalım istiyorum. Yani çünkü Bursa Spor Başkanlığı'yla tamam bilinen bir ailedesiniz. Babanız Faruk Çelik güçlü bir politikacı. Bursa'da devlette bakanlık yaptı yıllardır siyasette. Şu anda Artvin milletvekili olsa da yine Bursa siyasette önemli bir isim. Hepsi tamam. Ama Enes Çelik'i ben mesela size en son Bursa Spor Başkanlığı'ndan önce hukuk okuyan, hukuku bitiren Enes Çelik olarak biliyorum. Ama sonrası bende de flu. Fabrikayı biraz biliyorum Kestel'deki. Enes Çelik ne yapar? Hukuk okuduktan sonra ne yaptı? Şu an hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? Biraz buradan başlayalım. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Akabinde Bursa'da bir yıl Bursa Barosu'nda avukatlık stajımı tamamladım. Stajdan önce yani hukuk okurken daha İstanbul'dayken ticarete başladım bir lojistik işiyle. Burada özel bir firmanın lojistik işiyle ticarete başladım. Akabinde bir 7-8 yıl kadar inşaat daha çok özelde yapsat. Lojistik su dağıtımı değil mi? Doğru evet, biliyorum ben. Su dağıtımı doğru. Tamam. Akabinde inşaatta işte yapsat işleriyle, özel okul inşaatlarıyla uğraştım. Bir 10 yıla yakın, 9 yıldır da sanayi alanında tekstil, iplik üretimiyle alakalı bir fabrikamız var. Orada iplikle ilgili, ev tekstiliyle ilgili Kestel bölgesinde, işte Gürsü Kestel bölgesinde bir ticaret işimiz var. Aynı zamanda işte Kestel ve Gürsü'deki fabrikalardan oluşan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu başkanıyım. Bir yıldır orada yönetim kurulu başkanlığım devam ediyor. Yeni bir süreç aslında. O da yeni. Aslında o yoğunluk vardı. Akabinde bu yazda işte Bursa Spor yoğunluğu eklendi buna. O şekilde bir şeyimiz var. İki evladım var. Küçük iki çocuğum var. Biraz onları da ihmal ettik bu süreçte. Allah bağışlasın. Amin hepimizinkine. O şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam bu Odunluk bölgesindeki Green White Plaza'yı da siz yapmıştınız. Evet, doğrudur. Yine kuzenlerinizden biriyle ortak yapmıştınız sanıyorum. Beraber bir yardımcı oldu bana da ben tek yapmıştım. Tek yapmıştınız. Evet. Uludağ OSB'de de Bursa Spor gibi biraz mali yapıda bozuk alıp ve hızlı bir toparlama olmuştu galiba değil mi? Bizim, İlk tecrübe orası oldu herhalde. Evet, orada da bir mali anlamda bayağı bir operasyonlar yaptık. Yani şu an ciddi anlamda bir borç yükü vardı. Şu an bir herhangi bir borcumuz yok Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde de. 140 milyon civarında bir borç vardı. Şu an borç yok. İşte yaklaşık 200 milyona yakın da iş yapıldı. Sağ olsunlar sanayicilerimizle beraberiz. Onlar da memnunlar. İnşallah böyle devam ediyoruz. Yani borç yükü üzerine kurulu bir şey var. Enes Çelik kaç yaşında şu anda? Şu an 39 yaşındayım ben. 10 yıl mı 86. aktif ticari hayat? 10 yılın üstündedir. Yani 20 yılla yakın. 20 yıl oluyor. Yani 19-20'li yaşlarda o zaman. Yani. Üniversitede başlamıştım ticarete. Erken başladınız. İşte lojistik, inşaat. Sonra lojistiği de bıraktık. İnşaatı da bıraktık. Şu an sanayi alanındayız. Tekstilde. Tekstilde gibi. Bir taraftan da sosyal alanda faaliyetler devam ediyor. Peki Bursa Spor fikri nasıl oluştu? Yani şimdi yani Bursa Spor son 5 yıldır herkesin malumu paraşütsüz düşüyorduk yani sürekli lig düşe. O zamanlar mı başladı oluşum anca olgunlaştı yoksa hani Uludağ OSB'den sonra bir ekstra güvenle artık olur mu dediniz? Şöyle yani OSB'ye gelen ziyaretçilerimiz zaten birçoğu Bursa Sporlu. Yani Bursa Spor zaten bir gündem maddesiydi her zaman bizim hayatımızda. Hep sohbetlere vesileydi. Deniyordu yani işte genç Bursa Sporlusun işte bir arkadaşlar da istekliydi.
hani bu işe bir el alsak. Ben de hep diyordum ki yani şehirde bir kere bir şey olması lazım. Hani gelmemiz için bir bununla ilgili bir çalışma ve istek olması lazım. Hani özellikle tamam yani taraftarlarımız her zaman sahip çıkar da hani yukarıda da bir birliktelik olması lazım. Diye böyle sohbetlerde konuşuluyordu. Özellikle o zaman işte Divan Kurulu Başkanımız Galip Bey, özellikle Galip Saktar da sağ olsun. İşte bunu geçen programda da söyledim başka bir kanalda. İşte Sayın Tarık Çapçı ve işte Enbiya Bey ile birlikte onlar da sürekli geliyorlardı ama kısmet de arada değil de işte düştükten sonra oldu. Ama her şeyde bir hayır vardır. Yani bazen dibi görmek daha yüksek bir ivmeyle yukarı çıkmak için belki daha hayırlıdır. Şu anki durumda inşallah önümüzü açık görüyorum ben. Önceden beri aslında konuşulan ama son süreçte olgunlaştığı için. Bu cevaplayıp cevaplamak size kalmış ama yerelde, büyük şehirde yaşanan değişimin de etkisi oldu mu görevi kabul etmenizde? Ya genel olarak görmek lazım. Yani hani sadece büyük şehir olarak değil de genel olarak da hani o zaman kısmetmiş. Yani belki bizim o zaman OSB'ye yeni olmuştuk başkanım. Burada da çok büyük sıkıntılar vardı. Böyle olması nasip oldu diyelim yani. Muhtemelen ilk niyetinizi beyan ettiğinizde, konuşulmaya başladığında şöyle tahmin ediyorum ki etrafınızdan birçok kişi ya böyle bir ateşten gömlek ya ne yapacaksın falan, çok akıl işi deli misin falan, böyle şeyler mutlaka gelmiştir. Geldi. Hiç bilgim yok, tahmin edebiliyorum sadece. Ve başladınız yönetim kurulu arkadaşlarınız, hani kongreyi aldınız tamam ama nasıl bir Bursaspor, nasıl bir yönetimsel, işte gerek kasa olsun gerek yapılanma olsun, altyapıyı tutun, bunun vakıf köyü var sadece, hani Özce'den de ibaret değil. Nasıl buldunuz bugüne kadar? Hani sportif başarı tabii merak edin, onları konuşacağız ama ben özellikle bu kurumsallık nasıl oldu? Çünkü hani şunu da biliyoruz ki şu anda hani Bursaspor'da maaşlar olsun, primler olsun tıkır tıkır gidiyor falan ama böyle değildi. Nasıl buldunuz geldiğinizde? Hayatımda ilk kez girdiğim bir işte hani tam anlamıyla rasyonel, ya tabii ki bir çalışma, bir planlamanız var ama İlk defa hani bir miktarda kervan yolda düzülür mantığıyla girdiğim bir iş oldu. O da tabii o mantığımı belki orada kaybetmemin bir sebebi de Bursaspor duygusallığıdır. Hani onu da söyleyeyim. Doğru. Tabii girdiğimizde şöyle, ilk hedef transfer tahtasıydı. Yani transfer tahtasını açmadan yani hiçbir şeyin yerine oturamayacağı bir aşikardı. Dolayısıyla o da en büyük yani önümüzde duran dağ gibi bir problem. Yani bana gelen bilgi, ilk aldığım işte o zaman Zahit Yanar Beyler yönetimdelerdi. Sinan Başkan'ın döneminde. 350 milyon civarı hani bana gelen liste o şekildeydi. Ama sonra listenin içine girince 18 yabancı ve diğer Türk oyuncularla birlikte rakamın işte yargılama giderleri, faizleri vesaire eklediğinizde geçmişten gelen alacakları olanların da tabii rakamları çok daha yukarılara geldi falan derken 430 milyona yaklaştığını gördük. Karamsar süreçte yaşadık yani, hani çünkü bazıları da birçoğuyla ben başkan olmadan görüştüm. Yani daha doğrusu perde arkasında süreci yürüttük. Ama süreçte, kongre süreci de geldi çattı, bu sefer mecburen çıkmak durumunda kaldık. Çıktıktan sonra daha da zorlandık. Yani işte nasıl olsa açacaklar, nasıl olsa ödeyecekler tarzında. Dolayısıyla o 2-2,5 ayımız tamamen transfer tahtasıyla geçti. Yani seçilmeden önceki bir ayında bu işle geçti. Ama hani niyetimiz sağlam, temiz olunca gerçekten Allah da yardım etti. Yani 220-230 milyonlar civarında bu tahta pazarlıkları bitti. Ha şimdi şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. İki tane yabancı oyuncuyla alakalı transfer tahtası noktasında bunlar tahtada yoklardı. Bunlar da gelebilir önümüze ilerleyen süreçte. Mataz mı biri? Yok, onları hallettik. Bitirdim. Yani iki tane yabancı oyuncu ve birkaç Türk oyuncu da var. Bunlar ara ara tahtaya girebilirler. Bunları da anlaşıp inşallah kaldırırız ama ana yükü, yani esas o 400 civarındaki ana yükü yaptığımız 160 milyon nakit ödemeyle, 70 milyon civarı verdiğimiz çekle, işte bir miktarda Süper Lig'e çıkınca bir prim ödeyeceğiz vesaire halletmiş olduk. İnşallah bu, çünkü sonraki dönemler için de önemli bir şey. Yani bir daha gelen kişinin önüne bunun çıkmaması lazım ki Bursaspor'un önünün açık olması anlamında. Tabii transfer tahtası birincisiydi. Akabinde bir onu taraf... geçmeden tabii. Şimdi anladığım kadarıyla 400 küsür milyon borcu siz pazarlıklarla ve ödeneceğine dair karşı tarafa verdiğiniz güvenle iyi bir pazarlıkta yaparak 230 milyonlar civarına düşürdünüz. Doğru.
Hepsi olmasa da bazıları da yardımcı oldu anladığım kadarıyla. Tabii, burada. Tabii oldular. Hem kulübün menfaati için. Hı hı. Ve daha önceki örneklerde olduğu gibi işte tahta ne zaman açılsa daha büyük bir borç yüküyle daha açılması zor olan bir tahtayla karşılaştı Bursaspor. Yani son 5-6 yılı kastediyorum. Ama siz diyorsunuz ki biz bu sefer bizim açtığımız tahtada hı hı. arada ufak tefek olur vesaire hani yeni eklenenler ama böyle bir şeyi aslında o dağ gibi olan kısmı bitirdik diyorsunuz. Tabii. Tabii. Yani kalıcı olarak açmak önemliydi. Dediğim gibi hani arada daha önce tahtada olmayan Türk ve yabancılar girebilirler. Onlar da bireysel 1-2 olur. O da süreç içerisinde yine zaten müdahale edilir, görüşülür. Siz geldikten sonra tahtayı açma niyetinden dolayı resmi dosyalar olanlar işte tahta vesaire tamam ama bir de artık hani burada bir ödeme niyeti var deyip duyan da geldi mi? Öyle bir durumda oldu mu? Hiç piyasada hesapta olmayan. Duyan tahta için geldi. Duyan icra için de geldi. Hani bu mesela işte en sonki icra Mesut olayı, Bakkal. En sonki olay basına yansıdığı için gündem oldu ama bunun bir de basına yansımayan gündem, yani bizim kendi içimizde gündem olan da bir sürü konu var. Ya şöyle düşünün, bir taraftan transfer tahtasını açmanız lazım, kulüp yaşasın. Bir taraftan sürekli icra dosyaları var, 200'ün üzerinde, bunlar kulübe geliyor. Bir taraftan yeni bir takım kurmanız lazım ki takım başarılı olsun. İşte maalesef gençlerimizin de tam gelişme süreci tamamlanmadan durumu ortada. Hem gelişme süreçleri tam olarak gelişemediler hem de takım sürekli aşağı indi. Dolayısıyla bir taraftan yeni bir kadro kurmanız lazım. Bir taraftan fiziki problemler var. İşte sahanın zemini vesaire sıkıntılıydı. Orayı değiştirdik. İşte bir taraftan yine alacaklılarla alakalı işte vergi borçları vesaire benzinlik satışı konusu. Yani derken 3,5-4 ay şöyle bakıyorum. Hakikaten çok şey geçti bizim için. Yani çok yoğun geçti. Nasıl geçtiğini de anlamadık. Ama Allah'tan iyi başladık ki bir moral oldu. Taraftarımız bize sahip çıktı sağ olsunlar. Kombine satışları olsun işte diğer store gelirleri vesaire. Taraftarımızın da Bursalıların da bize sahip çıkması emeklerin boşa gitmediğini ve bu ivmelenme noktasında onların bizim yanımızda olması her alanda bizim önümüzü açıyor. Yani bizim önümüzü açan ve bizi mutlu eden en önemli şey onların yanımızda olması. Onlar zaten en hevesli konuşacağımız konular. Bu arada yazanlar da var, ufak tefek başlamış. Hı hı. Programın sonuna doğru gelen soruları da başkana ileteceğim. Seçerek tabii ki yani sorulara göre. Şimdi siz geldiğinizde sanıyorum 1.1-1.2 milyar gibi bir borç vardı Bursaspor'da. 1.6'ya yakın. Ha, o kadar oldu. Tabii. Kur artışlarıyla vesaire belki. Tabii. Şu anda durumumuz ne tahta açıldıktan sonra? Şöyle şimdi 430 milyon lira bizim gördüğümüz rakam. Yani net zaten bunu hesaplanınca çıkaracaklar muhasebe işte mali müşavirimiz vesaire. 430 oradan otomatikman anlaşma neticesinde işte 160 nakit ödeyince ve geriye kalan da çeklerle yönetici çekleri çoğunluğu verince zaten 430 otomatikman düşmüş oldu 230'la birlikte ödeyince. Tamam. Onun dışında benzinlik satışından da bir 170 milyon civarında bir rakam şu an icra dairesinde sıra cetveli yapılıyor. Oradan alacaklara dağıtılacak ve buradan da inşallah Bursaspor'un vergi dairesine olan borcu 130 milyon olması gerekiyor. O da yani 3 aşağı 5 yukarı olabilir yani 130. O yapılandırması bozulan borç. Evet, 132 olur, 128 olur. Yani o bantta bir borcumuz var. Bunun da 110 civarındaki bir rakamı otomatikman düşecek benzinliğin satışıyla birlikte. Bursaspor'un vergi borcu da %90 gibi bir azalmış olacak. Yani %10'u kalacak. Çünkü biz ikinci ligde bunu yapılandırmazsak SGK ve vergi borçlarını otomatikman puan silme cezasıyla karşılaşacağız. Doğru. O da bizim için çok iyi oldu yani o vergi borcunun düşmesi. 60 milyon civarı bir SGK borcumuz kalıyor bizim devlete. Bir de 15 civarı da vergiden kalacak. 45 milyon da bankalara bu 170'in içini anlatıyorum benzinliğin satışından. Yani 170 artı 430 zaten 600 milyon yapıyor. Düz hesap söylüyorum. Tamam. 600'ü düştüğünüz zaman zaten 1 milyarın altına iniyor borcumuz. Doğru. 1.600'den. Akabinde bu 1 milyarında zaten 600 milyona yakın bir rakamı yönetici alacaklar. Eski yönetici. Eski yönetici. Geriye kalıyor 400 milyonluk bir rakam. Şimdi o 400 ile alakalı da işte o benzinlikten alacağını alamayan şirketler veya şahıslar bize geliyorlar. Biz de burada şöyle öncelikli olarak işçi alacaklarından ne kadar alacağın var? İşte faizler hariç diyelim 200 bin lira. Bize diyoruz 3 ay, 4 ay taksit yap. Biz bunu ödeyelim. Yani biz hep ödeyerek geliyoruz. Geçen
yönetimden mesela, işte geçen seneden kalan mesela 10 milyon civarı bir futbolcu alacaklarını ödedik. 5 milyon civarı bir elektrik parası vardı, onu ödedik. Kendi dönemimizde 30 milyona yakın vergi ve SGK ödemesi yaptık. Şu anki mevcut kadrodaki oyuncuların 100 milyona yakın, 98-100 civarı bir şey olması lazım. Maaş ve gün maç başı ödemeleri var. Bunun %50'sinden fazlasını nakit ödedik. Ki, yıllık rakam değil mi? Yıllık rakam. Yani normalde herkes bize diyor ki 150-200 milyondur diyor bu futbolcular. Birebir bunlarla biz şey yaptık. Yani hem karakter analizi noktasında hem birebir anlaşma noktasında aracıları aradan çıkarıp kendimiz bu şeyi yaptık. Bunun da zaten %50'sinden fazla ödedik bu rakamın. Dolayısıyla şimdi 5 lira istiyor diyelim futbolcu. Siz bunu çoğunu nakit ödediğiniz zaman otomatikman adam talebini indiriyor aşağıya. Yani totali hep düşürmeye çalıştık. Dolayısıyla yani şu anda 1 milyarın altına inen bir borç rakamımız var. Ve şahıs ve işte alacak olan, yani bireysel çalışan alacaklarıyla ilgili de bir gayretimiz var ödeme noktasında. Sırayla inşallah Bursaspor'un borcunun da neredeyse yarıya yakınını inşallah kapatmış olacağız. Ben öyle öngörüyorum ki yılbaşına kadar o noktaya geliriz diye ümit ediyorum. Yıllardır görüşülüyor, konuşuluyor. Siz de görüştünüz. Eski yönetici alacakları var ya, 600 milyon civarı. Evet. Orada bir esneme, indirim var mı, bir ışık? Şimdi sırayla gidiyoruz. O aşamaya geleceğiz. Az kaldı. O işte en büyük borç zaten Ali Bey'e, Ali abimize. Onunla da görüştük daha önce. Tabii detaylı olarak, aşırı detaya girmedik. Çünkü ben hani yapı olarak sırayla gitmeye, şimdi o kadar problemle boğuşurken. Ödeyebilecek durumdayken pazarlık yapayım. Yani tabii bir de bir imkanımızın olması lazım. Şimdi mesela kalıcı gelirle bu kadar uğraşmamın sebebi bu. Yani topla bir yeri kadar. Yani şimdi bir taraftan yanındayım kampanyamıza işte 320 milyonun üzerinde, tam rakamı da toplarız, açıklarız yakında. Bir hepsi valilik onaylı hesaba geldiği için zaten resmi hala devam ediyor. Bir taraftan oraya para topladık. Bir taraftan sağ olsun taraftarımız sahip çıktı. İşte kombinelerden, stordan gelenler zaten hesaba geliyor. Bütün bu gelen imkanları en optimum şekilde kullanmaya gayret ettik. Ve o aşamaya da yaklaştık artık. Yöneticilerle de oturacağız inşallah. Bursaspor tabii ki bizim de talebimiz olacak. Yani neticede iyi niyetle veya kötü niyetle bu takım buraya gelmiş. Şimdi bugün takım Süper Lig'de olsa 250-300 milyon bandında sadece federasyondan ve diğer yan gelirlerle, iddia geliri vesaire bir gelir olacaktı kulübün. Şu an bakıyorsunuz 10 milyon bile değil bu. Tabii şampiyon yani olduğu için de daha yüksek alacak. Kulübün kötü yönetilmesi, bu insanlar kötü yönetti diye bunu demiyorum. Neticede herkesin bir payı var burada, yani bu geldiğimiz noktada. Bu durumda olmasaydık, yukarıda olsaydık, yani 300 milyon sadece bizim şey gelirimiz olacaktı. Dediğim gibi bu yayın geliri vesaire. Biz bir de şimdi mesela bakıyorum ben, kolu 5 milyona vermişiz. Sırt formayı 10 milyona, göğsü 22 milyona, tozluğu işte 1 milyon küsüre. Şimdi şortu da inşallah iyi bir rakama vereceğiz. Statla görüşüyoruz. Şimdi bu rakamlara ben baktım geçen, Süper Lig'le kıyasladım. Süper Lig'de 7-8 tane takımı önünde vermişiz bunları. 3. Lig'de olmamıza rağmen önünde. Bir de düşünün, biz Süper Lig'de olsak ne rakamlara verecektik? Yani belki şu konuştuğumuz rakam, yani demek istediğim bu marka değerinin buralara gelmesi, inmesi bizim her konuda elimizi kolumuzu bağladı. Burada herkesin de bir miktar payı varsa tabii ki biz de doğal olarak diyeceğiz ki ya abi işte bak borcundan şu kadarını feragat edersen şöyle de bir anlaşma yapalım gibi insanlara gideceğiz önüne. İnşallah ben umutluyum, yani herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ben birebir görüşmelerimde herkesin o şeyi var. Doğru. Marka aslında hala çok değerli ama marka kendi klasmanında olmadığı için hak ettiği kazanımı alamıyor. Aynen. Peki sizin bu bütün kampanyalar, bu takviye noktasında yönetim olarak toplam sizin ne oldu rakamınız? Biz 200 milyon taahhüdümüz vardı göreve geldiğimizde. 200 milyonu şu an bulmuş bulunmaktayız biz. Koyduğumuz rakam. Ve bunu geri almamak üzere demiş. Tabii onu da söyleyeyim. Yani 320'yi geçti de tam rakamı yanlış söylemeyeyim, yanındayım da. Bu rakamın tamamı hibe olarak bu paraya kondu. Yani bu rakamın bir kuruşu bir yönetici, yani bizim koyduğumuz paralar ya da buraya koyanlar zaten alması mümkün değil bu parayı geri. Bağışlar. Çünkü bağış hesabı açtığımız için hatta o zaman şimdi Emniyet Genel Müdürü olan valimize de ben rica etmiştim. Buraya gerekirse bir müfettiş de görevlendirin. Çünkü zaten resmi olarak
Her şeyimizi, vergimizi, SGK'mızı, her şeyi resmi ödüyoruz. Ödemeleri de resmi yapıyoruz o hesaptan. Bir kuruş orada bir şey yok. Dolayısıyla neydi sorduğunuz soru? Bu 320'nin içinde mi? Bunun içinde tabii. Bu rakamların hepsi hibedir. Yani bir kuruşu yönetici alacağı olarak kulübün önüne çıkmayacak. Zaten hukuken de çıkamaz çünkü bağış hesabına kondu. O zaman yönetim olarak siz 200 milyon lira katkıda koymuş bulunmuşken bu yönetim kampanyasına... icra kurulu ve proje kurulu. Hepimizin buraya oluşturduğumuz kurullarla koyduğumuz para bu. Yani yönetimin 200 milyon lira bir bağış söz konusuyken şehrin 120'lerde kalması aslında biraz... şehri şöyle yanındayım da oradan belki bahsedeyim. 330'dur yani. Orada tam 120 demeyeyim, açıklayacağım. Ama belki bu havayla artabilir. Ben hani taraftarımızın işte formada mesela store'da çok ciddi hiç geleceğim, bugüne kadar olmayan hani gelirler olduğunu istiyorum. Onların hakkını yemeyelim yani taraftarımızın tabii, hakkını. Şu an işte seyirci rekoru vesaire takımın iyi gitmesi içeride dışarıda bu kampanyada da bir artış hareketlenme talebiniz beklentiniz var mı? İşte geçtiğimiz günlerde Ceren Sönmez mesela 3,5 milyon evet. Vardı. Ara ara yine oluyor. Oluyor. Ara ara oluyor. Ya orada artık biraz şey yapmamız lazım. Yani bizim ya ben bir kere şunu söyleyeyim. Biz 40 bin oynadığımız zaman bana geçen sordular ya stat sponsorluğu işte şöyle. Ya 40 bin oynadığımız zaman öyle gelirler gelir ki bir kere zaten 4 milyon civarı bilet geliri geliyor. Kombineden gelir oluyor. Store mesela o gün 2 milyon civarında bir ciro yaptı. Yani sportif gelirlerin artıyor ve otomatikman diğer reklam vermek isteyen, LED reklamı vermek isteyen, işte diğer alanda herkesin ilgisini çekiyor. Çünkü Süper Lig'de o taraftar sayısı yok. Bir de sizin girişiminiz mi, Line'ın mı bilmiyorum ama Line TV'de de canlı veriliyor olması o da bir artıyor. Sadece stat değil, Türkiye genelinden herkes izliyor. İzliyor ve 1 milyonun üzerinde etkileşim alıyorlar onlar da. Bu insanlarımızın en büyük destek o şey oluyor bize. Hem maddi hem manevi anlamda o stadın dolması müthiş bir hava oluşturuyor. Bizim de göğsümüzü şehir dışında işte Bursaspor'la ilgili yaptığımız ziyaretlerde kabartıyor. Tabii Süper Lig'in bile üzerinde bir izlenme seyirci sayısı aldık. Kesinlikle. Şimdi o zaman devam edelim yine. Yarındayımı konuştuk. Transferlere geleceğim. Bu maddi konularla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu da söylesek iyi olur diyeceğiniz yoksa? Şu an yok herhangi bir şey. Bir tamam. Tane şeyi söyleyeyim. Sadece bir tane gerçi transferlere geçiyorsun. Bir oyuncumuza sadece bonservis bedeli ödedik. Onun dışında hiç bonservis bedeli ödemedik. Onu da belirteyim. Tamam. Şunu merak ediyorum bir de para konusuyla ilgili son onu sorayım. Şimdi yıllardır Bursaspor'un hep temlik vardı gelirlerinde. Yani işte futbolcu sattın, sallıyorum 10 milyon geldi, alacaklıya gidiyor. Bilet sattın, 3 milyon geldi, alacaklıya gidiyor. Şu an işte store olsun, kombineler olsun, normal biletler olsun sattığımız kulübe kalıyor mu yoksa yine alacaklara mı gidiyor? Ya şimdi kulübümüzün menfaati için hani bazı bu soruya böyle çok şey cevap vermeyeyim de ama temizledikten sonra çok açık cevaplar veririm yani bu konuyla. Şu an açık söylemeyin. Bu konuyla alakalı. Ya şöyle söyleyeyim mesela federasyondan gelir geliyor ve bunun çoğu şeye gidiyor. Borçlara, icralara gidiyor. Ya bizim yarın öbür gün lig yükseldikçe alacağımız para da artacak oralarda. Hı hı. O yüzden bizim bu sene ya da en geç ikinci ligin ortalarına kadar bir kere bu prangadan kurtulmamız lazım. Artık net şekilde kendi hesaplarını kullanabilen bir hale gelmemiz lazım. Ki bu bize yakışan da bu. Öbür türlü yani maalesef farklı yöntemlerle kulübü korumaya çalışıyoruz. Anlayan anladı diyelim Sayın Başkan. O da zor oluyor. Ya bizim için de zor. Çalışan için de zor. Yani yansıtam her açıdan zor. Şampiyon olduğumuz sezon öncesindeki olayları ben şu an tarih tekerrür ediyor gibi görüyorum. Hani o zaman da babanız bakandı. O öncülük etmişti. Hı. Valilik üzerinden bir hesap açılıp kampanya evet. Yapılmıştı. Evet. O zaman da işte borcun büyük bir bölümüne yakını toplanmıştı. Sonrasında takım şu anda da sanki böyle bir İş tekrar oldu. İzliyor gibiyim ben aynı filmi. Başka benzerlikler de var konuşuruz. Şimdi gelelim transfere. Evet. Hakikaten nokta atışı. Yani çünkü çok iyi futbolcu olabilir ama bu liglerde patates tarlası gibi sahalara gidiliyor. Suni zeminlere gidiliyor vesaire. Dolayısıyla bu ligleri de bilen isimler önemliydi. Evet. Gördük ki onlar da iyi bir şekilde bulunmuş. Şu ana kadarki performans onu gösteriyor. Ama ben şunu merak ediyorum. Sizle ilgili kısmım var mı onu da merak ediyorum. Çünkü sizle ilgili şöyle bir şey duydum ben daha önce hiç bilmiyordum bunu.
Siz mesela böyle işin taktiksel yönüyle falan da çok ilgileniyormuşsunuz futbolun mesela. Ben bunu bilmiyordum hiç. Hocaya karışmıyorum. Yok, hocaya karışma değil ama hani başkanlığınız öncesinde yani bunu evet, bir hani futbola ilgi olarak ben bilmiyordum mesela bu yönünüzü. Dolayısıyla Bataca gelmeden transferler başladı. Burada o transfer aklı kimdi? Ekip olarak şimdi mı futbol şubemi? Şöyle bir şey yaptık. Daha yani göreve gelir gelmez bir kere bizim yönetimde şöyle söyleyeyim. Futbolla ilgili olanlar futboldadır. Mesela futbol şube sorumlumuz Coşkun Yavuz Bey. Futbol şube sorumlumuz ben. İdari menajerimiz Recep Bülbül Bey. Yardımcısı Furkan Bey. Yani futbolla ilgili olanlar futbol tarafında. Futbol dışı mesela spor sorumlumuz sadece sporla ilgilenir. Murat Atipoğlu Bey. İşte altyapı Oğuzhan Kutlucan Bey sorumlumuzdur o alanda. Yani demek istediğim işte tesisler Coşkun Özgel Bey'de. Yani herkes kendi alanında. Biz futbolla ilgili olanlar şeffaf bir şekilde bir WhatsApp grubu kurduk. İşte bu grubun da ben son noktada karar veren olarak biz aramızda hep istişareler yaptık. Özellikle bayram aylarına denk geldi o tahtanın açılma süreci vesaire. Şimdi futbolcular da transfer dönemi çok hareketli geçiyor. Öncesinden tabii girip hani tabiri caizse hani pazara girmeden iyilerini toplarsınız ya. Biz de hani o şekilde birebir oyuncularla FaceTime üzerinden vesaire hepimiz bir yerinden tuttuk. Grup olarak şeffaf yani rakamları da her şeyi konuştuk. Yani o 5 kişi 6 kişi o WhatsApp grubundaki her şeyi açık olarak konuştuk. Daha sonra hocamız da bize dahil oldu. Pablo da dahil oldu. Hatta o iki beki gerek yok dedi, iptal ya etti transferi falan. Ya olur öyle falan şeyler, ufak tefek yok, şeyler. Yani hoca bir dahil oldu hoca yani da anlamda. Hoca da gerek yok dedi. O gençlere de hakimdi, izliyordu. Şu elimizde anda da hala izliyor hafta sonları Vakıfköy'ü. Yani biz elimizden gelen herkesin niyeti iyi bir kere. Hani kimse buradan ne yaparım, ne ederim böyle yanlış işler tevessül edecek bir kimse yok bizim grupta. O şekilde bir kere şeffaf bir şekilde bu süreci yürüttük. Orada da tek tek başladık ve herkes bize gelmek istedi. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi öyle takımlar biliyorum ki ödeme alamayacağı için adam peşinatı çok istiyor ki sonra bunlar bana ödemeyecek diye. Yani bize tam tersine buradan maaşımı alırım, primimi alırım diye birçok oyuncu üst liglerden gelmek istedi ve biz de çok şükür o süreci o şekilde tamamladık. 16 tane transfer yaptık. Ve en önemlisi şunu da belirteyim. Bursa kökenli yani futbol evresinin son 2, 3, 4, 5 yılında neyse 30 üstünde Bursa Spor'u tekrar Süper Lig'e çıkarayım diye manevi olarak Bursa Spor'a bağlı ve gençleri transfer ettik biz. Hoca geldiğinde Bataca'yla anlaştığınız, hani onu da soracağım biraz ama anlaştığınızda geldiğinde yapılmış transferleri nasıl buldu hoca? Valla izledi onları. Zaten bir kısmını biz söyledik. Kendisi de mesela hatta espri olsun kucağımda çocukla saatlerce dedi atıyorum bir orta saha atmıştık. İzledim dedi. İyi oyuncu dedi. Ya hocanın şeyi yok, kompleksi yok. Yani iyiye iyi, kötüye kötü. Zaten biz kötü önüne bir şey götürmedik. Çünkü kendi adımızı koymuşuz bu işin içine. Yani hocaya götürmeden biz 50 tane onun geçmişte çalıştığı 4-5 tane hocaya sorduk oyuncuyu. Yani her açıdan oyuncuyu değerlendirdik. Sonra maddi olarak da bize uyuyorsa, değişik talepleri yoksa zaten hocaya verdik. Yani hangi oyuncuyu verdiysek hemen hemen çoğunu hoca zaten iyi dedi, sıkıntı yok dedi. Kendisi de isimler verdi. Onlara da gayret ettik yani onları almak için. Güzel bir şeyimiz oldu. Ama yüz yüze gelince daha iyi oldu iletişim Arjantin'den. Mesela Muhammed Demir tamam Bursa patentli, tamam şampiyonluk sezonunda Bursa Spor'daydı. Çok şans bulamadığı için Adana Mertuğrul Sağlam'dan Antep'e gitti ama sonuçta Süper Lig'den geldi ve 3. Lig'e geldi. Yine üstlüklerden bir sürü futbolcu geldi. Burada tabii ki Bursa Spor markasının imajı önemli ama bu hani tahtanın açılması, bazı şeylerin yoluna giriyor olması kolaylaştırdı sanıyorum işi, değil mi? Kesinlikle. Tahtanın açılması ve maddi durumla ilgili alacaklarını tabii yani futbolcunun bakacağı, onların da bir ailesi var neticede. İlk şey odur. Yani hani 5 yıldır bu kadar parasal yönden sıkıntılı bilinen bir Bursa Spor'da hani siz tamam çok iyi bir performansla birkaç ayda yoğun bir çalışmayla bunu toparladınız, eyvallah. Hakkınızı da teslim ediyorum ama eyvallah. Şimdi ben Muhammed Demir'i de kenara koyuyorum. Çünkü Bursa çocuğu olarak gördüğüm için. Ama şimdi hani sallıyorum. İşte Trabzon doğumlu bir futbolcuyum. TFF 1'de oynamışım, 2'de oynamışım. Hı-hı. Daha önce belki Süper Lig'de oynamışım. Hı-hı. Bursa Spor'da biliyorum ama hani içinde değilim ya o kadar. Ya burası acaba falan. Bu soru işaretleri sanıyorum gelenlerin hiçbirinde kalmamış parasal yönden.
kalmadı. Çünkü o etkileşimi karşı tarafa verdiğiniz zaman o güveni, onlar da sağ olsunlar o öyle yaklaşıyorlar ve hiçbiriyle de en ufak bir yani maşallah diyelim hiçbir takımın içinde öyle bir soru işareti yok yani şu anda. İyi pazarlık yapar mısın sen başka? Ya Bursaspor için yaparım. Ya hani da kendi ekipte futbol şube sorumlusu olabilir. Hani iyi pazarlık. Şöyle söyleyeyim. Kendi işimde ben alacaklarımı kendim tahsil etmem. Yani hep ortaklara bırakırım. O konuda çok şey değilim ama şöyle söyleyeyim. Kimi alacağımı iyi seçerim. Hangi oyuncuyu hedefi belirlerim. O hedefe de grup içinde en mahir kimse onu salarım oraya. Ben en son noktada hani girmem gerekiyorsa girerim ama genelde girmemeye dikkat ederim. Soyunma odalarına da pek girmem. Ya çünkü, oyuncular çok çağırır. Çünkü siz veya ekipte başka bir iyi pazarlık yapıyor belli. Niye soruyorum? Mesela isim vermeyeceğim. Geçtiğimiz sezonlarda mesela Bursaspor'da işte hakikaten de taraftarın da sevdiği, o da Bursa'ya aidiyet hissediyor diye düşündüğümüz bazı oyuncular sallıyorum Bursaspor'dan 10 milyon isterken başka bir kulübe 3 milyona gidip imza attılar. Şimdi bu hepimizde büyük soru işaretleri oldu. O oyuncuda aidiyet olmayacağı için zaten hiç üstünde durmadı konu. Yani onu siz anladınız sanırım. Anında eledik zaten kafamızda. Yani görüşsek bile aslında yoktu kafamızda yani. Dolayısıyla öyle oyunculara denk geldi. Zaten iş orada devreye giriyor. Zaten o tarz bir oyuncuyu aldığınızda takımın içinde her aşamada problem çıkartır. Doğru. Prim de çıkartır, yenilgi de çıkartır. Yani her aşamada bozmaya şeyidir. İsim bazında sormak istemiyorum oyuncular ama bir tanesini soracağım. Çünkü buyurun. Herkes soruyor. Çağatay niye gitti diye soruyorlar. Kendisi mi durmadı? Şartlar mı uymadı? Hoca mı istemedi? Bir de döndü dolaştı Karşıyaka'ya gidince şimdi tekrar maçlarda da şimdi göreceğiz. Ben kendisine başarılar diliyorum bir kere. Bursa'dan çıkan herkesin başarılı olmasını isteriz. Ya oyuncu bazında çok böyle şey yapmak istemem. Yani baştan gitmek istiyordu. Sonradan kalmak istedi. İyi de bir ilişkimiz var kendisiyle. Kısmet inşallah başarılı olur diyeyim ben ama oyuncu bazında çok girmeyelim. Doğru. Belki. Ben de girmek istemiyorum. Üstliklere gitmek istedi diye biliyorum ama işte sonra tekrar kiralanınca bizim lige dönmüş oldu. İnşallah oynar birincilikten. İnşallah. Peki şeyi sorayım. Hocanın transfer süreci nasıl oldu? Yani uğraştınız mı ikna etmek için? Yok. Geçen sene yani Nilüfer Belediyespor'daydı. Zaten Bursa'yı çok seviyor ama. Hocanın bize tek dediği transfer tahtasını açtınız mı oldu? Yani daha doğrusu açacak mısınız oldu. Biz de açacağız dedik o kadar. Başka bir şey konuşmadı. Çok mutlu şu an Bataca diye duyuyorum. Doğru mu? Evet. Allah bozmasın. Doğru. Ekibi de iyi, kendisi de iyi, çalışma ortamı da iyi, çalıştığı bizden arkadaşlar da iyi. O dediğim WhatsApp grubunda bu komitedeki arkadaşlar. Uyum çok iyi maşallah. Yani inşallah. Ya şu an şöyle söyleyeyim. Futbol tarafında bir kere idari ve mali tarafta ne yaparsanız yapın. Futbol tarafını doğru yönetmezseniz bir kere topal kalırsınız. Topal olarak da koşamazsınız yani. Burada futbolla alakalı bizim devre arası ne yapacağımız, sene sonu ne yapacağımız, birincilikte ne yapacağımız, her şey belli şu anda. Alacağımız yani bölgeler de belli, alternatifler de belli. O yüzden planlı bir şekilde gitmek lazım. Yumurta kapıya dayanınca değil, önceden gitmek lazım. Bizim kalıcı gelir sorarsınız illaki. Kalıcı gelirle ilgili bu kadar erkenden uğraşmamızın, mücadelemizin sebebi de o. Şimdi bazıları geleceğiz ona. Büyükşehir Meclisi'nde bize dediler yani niye bu kadar acele ediliyor ya iki ay bekleseniz ne olur. Doğru. Ya biz iki ayda yarı yarıya neredeyse getirmişiz borcu bu kadar emek harcamışız da iki ay geçse ne olur denir mi? Yani Bursaspor'u bilseniz bunu demezsiniz. Dolayısıyla hani güzel bir hava var. Oralarında çok şey yapmak istemiyorum. Sonrasında ben aslında art niyetli dendiğine de inanmıyorum o cümlelerin bu arada. Hani onları art niyetli dememişlerdir de sadece birbirimizi iyi o an belki anlatamadık birbirimize ondan kaynaklandı. Yoksa art niyetli olarak dendiğini de düşünmüyorum ama ona o an biz de bozulduk yani yönetim kurulu olarak. Hep beraber izledik. Meclis hep beraber izledik çünkü. Yani hakikaten herkes evine gitmedi, işini ihmal etti insanlar. Hani iki ay ne olacak dendi mi olmuyor yani bu süreçte. Evet sanıyorum bundan sonra öyle bir şey olmaz çünkü ciddi de bir tepki verildi şehirde. Şimdi biraz sportife geçelim Sayın Başkan. Ondan sonra tekrar kalıcı gelirler vesaire hani onları da konuşacağız. Evet. Şimdi şu var futbolda işte artık biliyoruz siz de yıllardır hani iyi bir futbol takipçisiniz. Ve işte teknik taktiğe kadar da ilgileniyorsunuz. Şimdi hani yıllardır bazı olumsuz örnekler gördük. İşte en yıldız topçular işte bir araya getiriliyor. Çılgın paralar harcanıyor ama başarı gelmiyor. Çünkü ekip ruhu vesaire oluşturulmuyor. Şimdi ben bakıyorum maç sonlarında futbol şube sorumlunuz futbolcularla beraber
tezahüratta sarılıyor. Onlarla beraber hopluyor, zıplıyor. Kulübün paylaştığı maç sonu soyunma odası görüntülerine özellikle dikkat ediyorum. Taraftarlar gibi besteleri öğrenmiş futbolcular maçtan sonra besteleri söylüyorlar. Ve sonunda da aynı stattaki gibi Batacaya bir beste söyleniyor ve müthiş. Kaptanın çıkmadan önceki konuşmaları motive edici, hem gençleri kucaklayıcı hem yol gösterici bulunduğu yere göre anlatıyor. Yani şu an şu ligdeyiz, bu sahadayız, işte izleyenler biliyor zaten. Bu hava nasıl yakalandı? Yani biraz hızlı mı oldu? Ya ben biraz daha zamanı var diyordum, çok çabuk kaynaşma oldu. Ben şuna oldu. İnanıyorum, balık baştan kokar. Yani yukarıdan itibaren oyuncular, başkanından yöneticisine, profesyonel çalışanlarına kadar o samimiyeti, gayreti görürse bence futbolcular bundan etkilenir. Ve nitekim aldığınız futbolcu da karakterliyse zaten bunu görüyor. Kaptanımız da öyle, Mehmet Yiğit de öyle, işte abilerden bahsediyorum. Sedat da öyle, işte Muhammed de öyle, Tahir de öyle, şimdi gelecek, o da dönecek. Şimdi ismini şey yapmadıklarım olmasın. Yani bunlar hep şey, İlhan da öyle, Depe. Yani bunlar hep bunu görüyor. O anlaşma süreçlerini görüyor. Hatta bir futbolcu bana söyledi, ya ben 4 milyon alıyordum dedi X takımda. Ya 1 milyonu yöneticilere veriyordum diyor adam. Bunları yaşamışlar. Anlatabildim mi? Yani böyle bir düzenin, bozuk, çarpık bir düzenin olduğu yerde bu kadar samimi bir şekilde hem kulübün geçmişini temizlemeye çalışan, hem bugününü düzeltip hem de yarını planlayan bir yönetim profilini görünce insanlar tabii hocaya da saygı duyuyor. Yani hoca da kendisi ön plana çıkmamak için tezahüratlarda sonradan gidiyor, seyirciye el sallıyor. Yani bu da önemli. Hocayla da bu yakalanınca Allah bozmasın, yani bu futbolcuyu da etkiliyor. Bu sefer tümden bir birlik beraberlik oluyor. Şu an bir kolej takımı gibi Bursaspor. O kolej havası var diyebilir miyiz? Katılır mısınız? Var, var. Gerçekten var. Yani 32 yaşında oyuncu bile sanki futbola yeni başlamış bir ruh taşıyor. İnşallah güzel bir gidişat var o yönden. Ama Sayın Başkan, futbolcular için de herhalde şu var değil mi? Şimdi mesela geçtiğimiz sezonlarda maalesef işte bu icralardan falan Bursaspor'un otobüsü yoktu ortada. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bir otobüsle deplasmanlara gidiliyordu. Hı hı. Şimdi hani siz onu da çok hızlı hallettiniz bu arada. Atlamayalım onu da. Devart Turizm'e teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, orada bir sponsorlukla çözdünüz. Şimdi 3. Lig'de hem bizim futbolcular, otobüsün içindekiler açısından bakıyorum, bir de camın dışından bakanlar için bakıyorum, rakip oyuncular için, hani böyle devasa bir giydirilmiş Bursaspor'u TFF 3. Lig'de yani. Ve iyi bir otobüs geliyor. Yani bunlar da herhalde değil mi futbolcuların motivasyonunda? Artı rakipte de böyle bir eyvah, biz kimle karşılaşıyoruz gibi. Hangi otelde kaldığınız, hangi otelde kamp yaptığınız, hangi sahada antrenman ya bunların hepsi etken. Yani bütün bunların zaten bir araya gelince o futbolcu kendini değerli hissediyor. O taraftar da o futbolcunun ruh halini çok iyi anlıyor. Dolayısıyla o sinerji sadece takım içinde değil, dikkat ederseniz tribünle takım arasında da oluşuyor bu sefer. Doğru. Yani yukarıdan, dediğim gibi demin, yukarıdan aşağı silsile halinde gidiyor doğrular inşallah. Ümitliyiz. Sonrasını da planlıyoruz. Yani şu an aslında en kötüsü. Şu anki durum en kötüsü. Bununla hep artılar koyarak devam edeceğiz. Peki bizim dışarıdan gördüğümüz her şey yolunda ama gerek futbol şube üzerinden, gerek birebir de bilmiyorum, o kadar siz hani başkan olarak belki futbolcularla birebir çok görüşmezsiniz. Takımda futbolcuların genel yapısı, bakışı ilerisi için, bu sezon için, ileriki sezonlar için, şu andaki Bursaspor için futbolcuların gözünde nasıl bir yer? Hani bazen olur ya, ben nereye geldim der, mutsuz olur, öyle bir şey görmüyoruz tabii. Biz dışarıdan iyi görüyoruz da o havayı da siz alıyorsunuzdur mutlaka, gerek hocalardan gerek futbol şubeden. Ya futbolcular net şekilde Süper Lig hedefi var. Net, yani vakit kaybetmeden oyuncuların kendilerinin yanına monte edilecek süreç içindeki oyuncularla beraber, abilerden bahsediyorum, devam edip takımı limana ulaştırıp ondan sonra o görevini yapmış olduğu rahatlıkla futbolu bırakmak üzerine bir ruh halleri var. Yani bunu çok net şekilde görülüyor. Hocanın psikolojisine gelirsek, hoca da şu an ne durumda? Mesela hani çalıştırıyor, taktik veriyor. Maçta bir taktikle çıkıyor. İstediklerinin sahaya yansıması noktasında hoca ne kadar memnun? Hani bu futbolcu, oyuncu grubu
ben 100 birimlik iş istiyorum, %90'ını çözüyorlar gibi bir durum mu var? Oluyor mu? Daha olacak mı? Hocanın bir kere bize karşı olan şeyinden bahsedeyim. Yani bize çok net bir şekilde ben istemiyorum dedi transfer. Ben dedi memnunum takımımdan dedi. Öyle bazı hocalar gibi şey yok. Hani bazıları var ya hani istediğimiz tam olmadı, alınmadı, edilmedi falan. Öyle değil. Yeter dedi. Hatta biz birkaç oyuncu daha önerdik dedi. Yok dedi ya ben dedi takımımdan gayet memnunum. Hani fazla oyuncu alıp da takımın içinde de bir huzursuzluk çıkmasını istemiyorum dedi. Tabii dengeler de var. Dengeler de. O yüzden hoca çok o konularda net. Ha, istediklerinin yapılması anlamında tabii daha 3 hafta oldu. Bir de kupa maçı oynadık. 4. Yani bir kere zeminler çok büyük faktör. Hani bu sanki böyle bahane gibi algılanıyor ama ben de futbol iyi bir gözlemcisiydim. Hep şey derdim ya bunlar da zeminden bahsediyorlar. Biz nerelerde oynadık zamanında falan. Ne falan diyorum. Yani oynasın işte atsın. Gerçekten şimdi ben Düzce'ye gittim. İşte en son Ergene'ye gittik. Çok da güzel. İki yerde de çok iyi ağırladılar. Ya hakikaten futbolcu için zor. Pas atıyorsun top böyle 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 gidiyor. Seke seke gidiyor. Yani bu sorunu Gençlik Spor Bakanlığı'yla federasyonun el ele verip kesinlikle çözmesi lazım. Bir kere bence biz altyapıdan futbolcu falan yani altyapı dediğim alt liglerden buraya futbolcu falan işte Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek bunlar hep aşağılardan geldi de kazandıramayız. Çok az olur. Çok daha fazla kazandıracakken oyuncu yetişmez. Bir kere sakatlanır zaten oyuncu. Yani en şeyinden. Ben mesela Ergene maçında konuştuğumda oyuncularla başkanım hani sakatlanmamak için diyorlar kendimizi tam şey yapmadık. Hani adam içerideki maçta oynamak istiyor Muş maçında. Şimdi bu bir kere zemin sorunu gerçekten çözülmesi lazım. Onun dışında hoca sonuç almaya dönük bir sistem oynatıyor. Bence de doğru yapıyor. Yani özellikle deplasman maçlarında uzun top, oyuncuların da bireysel kalitesiyle sonuca giden bir sistem. Ama hani orada oynasalar işte o arkadaşlar, bunu diyen arkadaşlar görürler yani. Futbolu nasıl oynanmaması gerektiğini bilirler en azından. Nasıl oynanmaması gerektiğini. Takım zamanla oturacaktır. Yani 3 haftayı geçtik. Ben 5. 6. haftalarda o şeyin daha da iyi olacağını. Biz takımı zaten bu yüzden erken kurduk. Yani çünkü bu takımda bir 1,5-2 ay birlikte çalışmak için zamanı da vardı. Şimdi takımı geç kurduğunuz zaman o 5. hafta, 4. hafta olmuyor. Belki 10. hafta olacak. O zamana kadar da bir sürü kayıp yaşıyorsunuz. Bu sefer hava bozuluyor. O yüzden hani biz her dönem erkenden takımı kampa tam kadro olarak göndermek üzerine bir sistem benimsedik, öyle söyleyeyim. Hoca takımdan memnun, transfer istemiyor dediniz ya, bu Ocak'taki ara transfer için de geçerli mi? Yoksa o zaman bakılacak mı? Ocak'taki daha transfer döneminde açıkçası şöyle, zaten dedim ya hani bazı bölgeler belirledik diye. Tabii bunu hocayla da o isimleri, havuzdaki isimleri istişare ederiz. Türkiye Kupası'nda da devam etmeyi umuyoruz. Edersek bu bazı transferleri öne çekebiliriz. Yani Ocak ayına çekip, çünkü grup sistemine geçildi biliyorsunuz. Türkiye hani lige odaklanalım, kupa çok önemli değil, tavrımız yok. Gitmek istiyoruz. Ya şöyle, bence Bursa aç yani bu konuda futbola. Biz neden hani buraya Fener'i, Galatasaray'ı, diğer takımları getirelim. Türkiye Kupası'nda onlarla eşleşelim. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Ben o kafadayım. Çünkü rotasyonlu bir kadromuz var. Gerekirse Ocak ayında 2-3 takviyeyi de sene sonu yapacağımız takviyelerin yarısını, o 3-4 transfer dedim ya, yarısını Ocak'ta yaparız. Daha da elini rahatlatırız hocanın. Zaten lig Nisan'da bitiyor. Yani biz 3. ligdeyiz. Yani Mayıs'ta biten bir ligimiz yok. Türkiye Kupası'nın ana maçları bildiğim kadarıyla Ocak sonu gibi herhalde başlar. Biz zaten Ocak sonuna kadar inşallah netleşir tablo. Yani ligdeki tablo hemen hemen netleşir. Dolayısıyla Türkiye Kupası'nın zaten şeylerini de açıkladım. Oyunculara söyledi, arkadaşlar söyleyecekler. Ben isterim yani takımın devam etmesini. Tam o tablo demişken oradan devam edelim. Şöyle bir endişeniz var mı, korkunuz? Çok iyi gidiyor maşallah diyelim. 3-3 içeride dışarıda ama ha, taraftarda da şimdi öyle bir hava oluştu ki gelene 3, gidene 5. İşte hani gol yemeden namağlup bir şampiyonluk falan gibi yok, bir şeyler söyleniyor ama bu futbol sonuçta, sahada her şey olabilir. O psikoza sokmamak lazım oyuncuları. Yani bence çok rahat olsunlar. Zaten kendi kalitelerini ortaya koyduklarında iyi bir puanla gerekeni yaparlar. Ben hani şöyle şampiyon olalım, böyle olalım demeyi doğru bulmuyorum. Ama zaten gördüğünüz bir tablo ortada, yani oyuncuların kalitesi ortada. Motive olduklarında ben iddia ediyorum öyle bir problem yaşamayız biz bu grupta. Benim oğlum var 13 yaşında. O da biraz işin taktik yönlerine falan meraklı sizin gibi. Geçen bana şeyi söylüyordu. Baba diyordu, bizim takım değerine baktım. Hatırlamıyorum işte
kaç bin euro dedi. 2 milyon küsur yazmışlardı. Ha, şeyden bakıyor, Transfermarkt'tan falan. Baba diyor, bizim ligde zaten yok diyor. TFF 1'de de 2 takım var diyor bize yakın. İşte birincilikte bile ilk 8'e giriyor bizim takımın kadrosu. Şimdi ben birincilikteki takımların bazı başkanlarıyla görüştüğümde bana şunu diyorlar. 3 tane santraforunuzu verin diyorlar bizim takıma. Hiç santrafor aramam diyor adam. Zaten diyor, 3'ü de diyor çok iyi, üst düzey santraforlar. Ama şanssızlığımız işte bu sakatlıklardan bir şey yapamadık. Mücahit'in kırmızı kart görmesi. Muhammed zaten inşallah dönecek yani, şu an rehabilite şeyi iyi gidiyor. Kendisiyle de görüştük. İnşallah dönecek diye ümit ediyoruz. Yani o şanssızlığımız o sakatlıklara denk gelmeleri. Yoksa üçünün de sağlıklı olduğu bir ortamdaki yakında olacak zaten inşallah. Hoca da kafası karışacak. Hangisini oynatayım diyor. Çünkü doğru, üçü de çok kaliteli. Kadro rekabeti önemli. Evet. Bu Mücahit'in son maçtaki kırmızı kartında biz televizyondan izlediğimiz kadarıyla hani kırmızı kartlık çok bir şey göremedik. Kamera açısına girmeyen bir tekme atma mı oldu? Var ya mı? Orada şimdi şöyle, ben yanımda oranın belediye başkanı vardı. Bir şey sordu. Ona dönmüştüm. Bir baktım kırmızı çıktı. Yani tam en rahat olacağımız dönemde, evet. 2-0 öndeyiz. Ne oldu dedim, ben de anlamadım. Sonra işte kaptanı dinledim maç sonunda. Sonra da Bursa'ya gelince de sordum arkadaşlara. Ya normalde Mücahit hiç böyle bir insan değil. Yani ben tanıyorum da kendisini. Ama o an işte bir tahrike gelmiş. Böyle bir anlık bir şey oldu. Ona da çok çok üzüldü. Kendisi de çok üzüldü. Özür de yayınladı. Evet, özür de yayınladı ama haklıydı yani. Haklıydı. Böyle şeyler olmaz diyelim. Yani çünkü yakışmadı yani. Yok, ben buradan biraz lobi kısmına geleceğim de o yüzden buradan bağlayayım dedim. Bir haksızlığa uğramadık yani o zaman kırmızı kartta. Orada bir yani kendi ifadesi maalesef o an sinirine engel olamamış yani. Peki, yıllardır bir de Bursa'da şikayet edilen sahada zaten takım zorlanıyordu. Hani geçmiş sezonlardan bahsediyorum. Yani zaten bir gol zor atacak. İşte 1-2 hakem hatasıyla o puanlar da gitti. Hani ligde kalabilirdik belki geçen sene ama işte bunlardan da düştük. Lobi sıkıntısı falan. Hı hı. Federasyonda güçlü olma vesaire. Sizin hani diyeceksin ki ya zaten hani zor transferi yaptık vesaire böyle bir şeye girdik, hengameye, ama bu konularda bir yol alabilir. Tamam, siz hani gittiniz federasyonda görüştünüz ettiniz ama bir yol alabildik ya mi? Ben şimdi yapı olarak bir endişemiz var mı? Ben kafaya oynayacak bir takım kurmazsam o sene ben başkan olarak takımın başında olmak istemem. Ya yapım öyle yani, doğru bir işi tam anlamıyla yapacaksam o seneye başlarız. Yapamazsam da derim ki ya ben bu takımı kuramayacağım. Başka arkadaş gelsin. İşte maddi durumlardan vesaire, hangi durumdansa neyse bunu baştan söylerim. Şimdi bizim takımımız tamsa, kendimize güveniyorsak bence rüzgarı arkamıza zaten alıyoruz. Yani sahada iyi olmak lazım. Bizim takımın problemi sahada iyi değildik. Bu sefer taraftarımız da o psikolojik şeyle dışarıda reaksiyon veriyordu. Bu sefer problem çıkıyor. Peki şu anda kurulan bu kadroyla sahada da iyiyken işte bazı maçlarda hakem hatalarına kurban gideriz diye bir endişeniz var mı? Öyle sorayım o zaman. Olursa görürsünüz tepkimizi. Yani şu ana kadar öyle bir şey görmedik yani. Gayet yok, iyi de, gidiyor şu ana kadar. Gayet de şeydi yani, hakemlerde öyle bir işte Tokat maçında goldü diyor arkadaşlar. Ben izlemedim pozisyonu tekrar. Bizim yediğimiz gol için. Ona bakarsan bizimki de penaltıydı. Doğru. Yani hemen 5 dakika sonra da penaltımız. Ya ama şunu görüyorum yani. Ama sonuçta... yani ben şuna karşıyım. Yani dengeleme mantığının olmaması lazım. Neyse doğru, o olsun. Doğru. Ya şimdi onun yerine kendinizi koyun. Ben Düzce maçından sonra da bunu açıkladım. Yani işte taraftarımızı onların taraftarının yerine koyun dedim kendinize. Çok sağduyulu bir açıklama. Yani onun için de bağırıyorsun. Taraftarların bizim Bursa tribünlerinde işte öyle bağırdıklarını düşünün. Olmaz yani bunlar. Doğru. Şimdi şeye baktığımızda bu hakem yönetimi açısından şimdi nasıl bir Süper Lig'de gördüğümüz futbol kalitesi noktasında ya da yıldız ayaklar noktasında 3. Lig'de göremiyorsak, hı hı, hakemlerde de aynı şekilde 3. Lig'de bir Süper Lig hakemi performansı beklememek gerekiyor. Ama benim şu ana kadar içimi rahatlatan şu, dediğiniz gibi bize de oluyor, rakibe de oluyor. Şu ana kadar çok hani böyle büyük bir hakem hatası yaşamadık. İnşallah da yaşamayalım. İnşallah. Sezon sonuna kadar. Şimdi o zaman bu hedefleri en son konuşalım. Kombine satışlarına geleyim ben. Evet. Kaçı bulduk? 21 bin mi en son? 20.700 civarıydı. İşte 21 bine yakın bir kombine sattık. Ben buradan sizin vasıtanıza tekrar teşekkür ederim. Yani gerçekten hani taraftarımız takımına sahip çıktı, çıkıyor. Yarın da sabah 10'da başlayacak
işte Muş maçının bilet satışı. Orada da ben yine inşallah kapalı gişe oynayacağımızı ümit ediyorum. Tabii bu oyuncuları da şey yapıyor. Yani takımın bu kadar. Şimdi oyuncu bakıyor, maaşımı alıyorum, primimi alıyorum. Taraftar arkamda, yönetim arkamda, hoca yanımızda. O da üzerine düşeni yapma üzerine bir kendinde bir şey hissediyor. Dolayısıyla kombinede iyi durumdayız. Şu an 21 bine. Ne kadar daha devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Bitti. Kombine olayını bitirdik. Yani, bitirdiniz. Evet. Dün galiba, dün akşam saatlerinde sona erdi. Bir daha da açmayı düşünmüyoruz. O zaman her maç içinde 20 bin civarı bir bilet. Yani 20, 20 bin, işte 21 bini vermiş olduk. Yani her maç o kadar satılmış zaten. Öyle düşünün. Yarısından fazlasını satmışız. Şimdi büyük bir talep var. Ben mesela bu haftaki maç içinde birçok tanıdığım, ya nasıl halledeceğiz, nereden bulacağız, bizi de arayanlar oluyor. İşte yardım istiyorlar falan. Burada bu kapasiteyi arttırmak için, mesela ben geçen maçta baktım, sizin, işte bizim basın türbünü, sizin şeref türbünü, onun altında böyle siyah deri koltukların olduğu bir yer var. O kulüp kontenjanı gibi bir yer mi? Orası, orada bir boşluk gördüm. Yok, orası 1963 tribünü. Orayı işte şeylere, OSB'lere, sanayicilere verdiğimiz, iyi fiyata sattığımız koltuklar bunlar. Doluydu hemen hemen. Basketbol takımı da orada izledi maçı. Bu arada Sezer Başkan'a da, Gökhan Dinçer'e de selam gönderiyorum burada. Onlar da geldiler sağ olsunlar maça. Orada %90 doluydu. Yani böyle giderse biz her maç rekor kıracağız gibi duruyor İnşallah. Sanki. Yani 7'de mesela maçlar şimdi, 4 maç, ilk 4 maç. Sonraki maçları da eğer karşı takımla anlaşabilirsek onları da 7'de gece maçı oynamak istiyoruz ki hani Bursa çalışan insan. Aynen, hem daha şey olsun. Peki biraz stada girelim o zaman. Şimdi zemini hibrit yapıldı. Evet. Bilmeyenler için onun detayını soralım. Yani hibrit dediğimiz normal çimin yanında farkı. Ya, hibrit dediğimiz şöyle düşünün, daha kaliteli, daha özellikle kış aylarında. Yıpranmayan, dayanıklı çim diyebilir miyiz? Hiç bilmeyen, dayanıklı çim, hiç anlamayan insanlar için, yani haftada bir maç değil iki maç oynayabileceğin, dayanıklı. Bunu da yeni yaptığımız için Ağustos sonuna kadar kendini toplar demişlerdi. Bu süre bir 20-25 gün uzadı. Yani orada biraz hoca da bu durumdan çok memnun değil, işte çimci arkadaşla konuştu. Ama dediğim gibi bu bizim için önemliydi. Yarın öbür gün uluslararası maçlarda da stadın kullanılması açısından. Çünkü bir taraftan sağ olsun Büyükşehir Belediye'mize eksikleri de gideriyoruz. Çimi de yarı yarıya gibi şey yaptık Büyükşehir Belediye'mizle. İçerideki asansör vesaire bazı aksaklıkları da sağ olsun. Oraya geleceğim. Sağdan devam edelim. Hibrit olayı tamam. Daha da, yenilik, daha kaliteli. Daha da düzelecek ama değil mi? Şu an biraz tabii daha. Tabii tabii. Yani şu an %70 gibi olacak Muş maçında. Özellikle bu Texas önü gibi böyle türbün yapısından dolayı iyi güneş almayan yerlere hafta içi o sanal aydınlatmalar oluyor ya böyle. Hı hı. Onlar herhalde yapılıyor değil mi? Onunla ilgili işte Muhittin Bey bu konu uzmanı biliyorsunuz. O ilgileniyor. Oradan kaynaklı bir sıkıntı olduğunu bana söyledi. Güneş görmemesinden kaynaklı. Ama şimdi ekstra oralarla ilave olarak ilgileniyor şu anda ekstra olarak. Tamam. Ya sorup sormamakta kararsız kaldığım bir şey var ama samimiyetinize güvenerek sorayım, cevaplamak zorunda değilsiniz. Şöyle bir iddia duydum ben. Çimler yenilenirken Tarım AŞ'den siz destek aldınız diye biliyorum. Hibrit çim konusunda Büyükşehir Belediyesi evet. Yardımcı oldu. Onlar yapılırken dikkat edilmeyip stadın alttan ısıtma ızgaralarına zarar verildiği şeklinde bir iddia duydum. Hiç duymadım ben. Ben gerçekten duymadım yani böyle bir şey. Duysaydım derdim var problem yapıyoruz falan diye. Tamam. Duymadım yani. Onu geçiyorum. Tatsız konular girmek istedim. Sizden duydum yani. Ben de duyum olarak duydum. Net bir bilgi değil. Şimdi stada gelirsek Sayın Başkan, şimdi diyeceksiniz ki ya hepsine nasıl yetişelim ama taraftarda işte hatta mesela sorulardan birinde de gelmiş. Hı hı. İşte önce teşekkür ediyor vatandaş ama diyor ki koltuklar çok kirli, tozlu. Onunla ilgili başka şimdi şunu söyleyeyim, ben Coşkun Özgel Bey tesislerden sorumlu yöneticimiz, gittim gezdim iki kere kendisiyle. Ya bir kere bu enteresan, koltuklar yıkandı gözümün önünde, yine kirli görünüyor ama kirli değil koltuk. Yani böyle bir değişik bir koltuk, artık yapısından mı renginden mi bilmiyorum neyinden olduğunu. Koltuk yıkansa da kirli görünüyor. Şimdi mesela biz seçildiğim gün ben gittim. Bütün oturan herkes şeyde iz çıktı arkamızda, tozluydu ama şimdi hatta özellikle dedim ki mesela bizim Bartular yayınlayacaklar medya sorumluları. Dedim şey yapın.
Temizlenince fıskiyelerle falan böyle şey fıskiye demişim. Görsün yani vatandaş. Ciddi anlamda bütün dedim şeyi videoları çekin dedim. Tuvaletleri de şeyi de tertemiz bir şekilde veriyoruz. Ama 40 bin kişi o an giriyor. O an şey oluyor yani artık o anlık eleman. Vatandaş da görsün diyorsunuz. O anlık, yani öncesinde şey onu paylaşacağız o görüntülere. Peki statla ilgili yazdım da ben bu konuları. Belki şey olmuştur, bir kısmını siz başka yerlerden de gelmişti. En büyük şikayet yıllardır bu stadın etrafındaki demirler. İşte 40 bin kişi geliyor, iki tane noktadan girmeye çalışıyor. Yani biz ona anlam veremiyoruz gazeteciler olarak da, Bursa sporları olarak da. Ya bu stadı niye demirlerle çevirdiniz? Şimdi bir kere biz stadın etrafında bir yaşam alanı oluşturmakla ilgili bir çalışmamız var. Bir kere orada mahallelerdeki şikayetlerden kaynaklanan, özellikle dik kaldırım tarafında, hem taraftarlarımızın toplanabileceği kafedir, restorandır, işte hastane karşısındaki eczanelerdir vesaire. Burayla ilgili şu anda teknik olarak çalışmalar devam ediyor. Şimdi işte Özüce ile ilgilenirken bir taraftan orayla da ilgileniyoruz ama... Orada büyükşehirin desteği yeterli olacak mı Sayın Başkan? Onun elinde değil mi? Birkaç konu var. Büyükşehir, ağırlıklı büyükşehirde konu ama tabii başka birkaç konu da var. Orayla da uğraşıyoruz. Yani boş değiliz. Orayla da uğraşıyoruz ama... Gerçekten o kadar konu var ki. Hangi birine? Daha 4 ay olmadı. Yani istekler sınırsız, hani şeyler sınırlı diye bir laf var ama İktisada orayı geçin. Da yapma şeyimiz var. Kısa zamanda da açıklayacağız zaten. Orada bir de yani gerçekten kulübün ciddi kalıcı gelir. Olur. Geleceğiz oraya ama hani dediğiniz gibi karşıda hastane aktif olduğu zaman orada eczaneler. Ya şöyle söyleyeyim. O demirlerle kapalı alan var ya şey tarafı, maraton Beyaz. Tarafı. Ha. Ya belki 5000 araçlık otopark olur orası. Otopark tabii çok büyük ihtiyaç. Yani otopark anlamında da kapalı otoparkı zaten değerlendirdik bu maçta. Yok mesela maç olmayan günler o hastaneye gelenleri otopark olarak evet. Bursaspor'dan gelir elde edebilir en basit. Bunların hepsini görüşüyoruz şeylerde. Büyükşehir'de arkadaşlar görüşüyorlar. Bürokrat arkadaş abilerimizle. İnşallah bir şey alınacak netice. Kalıcı gelir demişken Özce'deki bu yapılan işler sanırım Cumhurbaşkanı'ndan da biraz müjde almış olabilirsiniz. Onunla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şöyle Cumhurbaşkanımıza gittik sağ olsun kabullerini yaptılar. Oradan Çevre Şehircilik Bakanımıza gittik. Şimdi bizim şöyle 90 dönüme yakın oraya Bursa Spor'a Spor Bakanlığı üzerinden tahsisli bir yer vardı. Bu yerin kullanmadığımız Özce'de Bursa Spor'un kullanmadığı 18 dönümlük alanına biz tamamen ticaret yani dükkan yapıp milli emlak yerine yine bize kiralayacaklar inşallah görüşmelerin neticesinde burayı 30 yıllığına bize kiralanacak, biz de burayı kiraya vereceğiz alt kiracılara, buraya kulübe aylık gelir olması anlamında böyle değerlendirmek istiyoruz burayı. Sistem herhalde şöyle değil mi, o arsaya siz bir müteahhitle anlaşacaksınız, sallıyorum İşte 100 tane kiralanabilir alan yapılacak. Bunun işte 30'unu 40'ını müteahhit alacak inşaata işte karşılık. Geri kalanı tane, gelir. 20 tane dükkan olacak diyelim. Hatta bunun 1000 metrekaresi de Bursa Spor basketbol olacak. Baskete verdiniz. Onu da açıkladık. Orada hedef nedir? Aylık mesela nasıl bir kalıcı gelir olur? Şöyle şimdi proje çiziliyor şu anda. Proje çizildikten sonra biz hani bu noktada gelir hedefleyen iş insanlarına bunu açıkça ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki benzinlikte de aynısını yaptık. Hı-hı. Yani icradan satış olmuştu ya. Diyeceğiz ki buyurun. Kimsenin aklında bir şey kalmasın. Şu gün şu saatte kulübe gelin. Herkes şeyini versin, teklifini versin şeklinde. Ya bizim amacımız burada aylık gelir. Burası zaten devletin yeri. Bir hedef vardır ama orada bir aylık anlatıyorum 5-10 milyon. Şimdi yanlış gibi. Rakam vermeyeyim. Yani proje bir çıksın. Tam bir kaç metrekareye oturuyor imar şeylerine göre. Ona göre söyleriz. Yani bu bizim için önemli. Yani sadece burası değil. Bizim amacımız şu. Biz Süper Lig'e gelene kadar Bursa Spor'un kalıcı gelirleri olsun, satılmasın. Zaten burası satma mümkün değil yani, bizim değil yer çünkü. Çünkü bakın, bizim Süper Lig'deki rakiplerimiz bu projeleri yapıyorlar. Bakın Beşiktaş geçen başkan açıkladı, 123 dönüm yer İzmir'de GES kuruyoruz dedi. Teşekkür etti devletimize dedi. Yani Galatasaray'ın Florya projesi milyarlarca dolardan bahsediliyor. Şimdi biz bu takımlarla Süper Lig'de rekabet edeceğiz. Biz de kamu yararına bir spor kulübüyüz. 10 tane Bursa, Türkiye'de 10 tane spor kulübü var. Bursa neden Bursa Spor olmuş? Tarihi ve buradaki diğer spor kulüplerini kalkındırması, gençleri işte kötü alışkanlıklardan. Şimdi Merinos'umuz, Vakıfköy'ümüz ortada. Doğru. Bir sürü antrenörümüz var, gencimiz var. Dolayısıyla onlara sağlanıyorsa bizim de hakkımız var. Bunu doğru şekilde, doğru dile getirmek önemliydi. Biz kendimiz yaptığımız mücadelelerle bakın buraya getirdik, borcu indirdik.
İşte kullanmadığımız bize tahsisli bir yerin şurasına da sağ olsun önce Büyükşehir Meclisimiz, akabinde de işte Milli Emlak'taki bu görüşmelerle bu geldiğinde inşallah mesela akabinde eğer büyüklerimiz uygun görürse yine istişare edeceğiz. Hı hı. Bir kamp şeyi biz çok istiyoruz yani. Biz boşu boşuna gidip Topuk yerleşimi de. Bolu'ya işte o Fenerbahçe'nin tesisi de. Ya yani Bolu'ya. Bizim bir yer Afyon'a, vardı ya. Kendir Yaylası da. Ha, Kendir. Ya şöyle orada Kendir Yaylası'ndan ziyade Kendir'de yaptığınızda bunu otelde yapmanız gerekiyor. Tabii tesis olması. Ama bunu lazım. Kendir'de değil de Uludağ eteklerinde yaparsanız bu dediğim otel falan değil bizim yapacağımız. Antrenman çim. Normal çim saha yapacağız. 6 tane 7 tane çim saha. Bir tane de maç sahası yaptığınızda zaten Uludağ'da oteller var. Yazın bunlar boş. Eskiden Araplar falan geliyordu. Şimdi artık bu sene o da gelmemiş. Gittim ben görüştüm otelcilerle. Kapalı oteller. Belki bir ya da iki otel açık. Doğru. Bunu yaptığınızda Bursa'da da spor turizmi olur. Uygun alanlara maç sahası hem Bursa Spor'a gelir olur. Eskiden Bayern Münih falan geliyordu Uludağ'a. Ya bu iki tane saha varken. Uludağ'ın PR'ı ile herkes gelir. Yeter ki sahayı düzgün yapalım. Hem Bursa Spor kamp gideri olmaz Bursa Spor'un. Hem de Bursa'daki diğer takımlar da faydalanır. Hem de dışarıdan takımlar gelir. Şimdi Sayın Başkan, gelecek hedeflerine kısaca konuşalım. Sürenin de sonuna yaklaşıyoruz. Hatta geç aşmışız da biraz. Siz de yetişeceksiniz divana. Şunu sorayım. Bizim U14 takım vardı sanıyorum 2 sene önceki. Böyle geleni geçeli. Tokatlı. Şimdiki U17 gibi mi? U17. Sanıyorum onlar U17 oldular şimdi. Şu an U17. Şampiyon olmuşlardı U14'te. U17'de de oldular. O ekibi bozmadan muhafaza edip yukarıya alma konuşuyoruz biz hep aramızda yıllardır. Evet. Var mı orada bir firemiz? O işi sıkıya bağladık mı? Valla biz şu anda haftada 5-6 tane 12 yaş, 11 yaş, 13 yaş, 14 yaş Mesut Ünal işte görüyorsunuzdur. Hı hı. Fotoğraf çekiniyorlar şeylerle, gençlerle. Her hafta 5-6 genci dahil ediyoruz. Hatta ben dedim ki mesela tüm Kocaeli'de orada burada diğer şehirlerde verin. Çünkü o yaşta çocuklar çok cüzi şeylerle de parasız geliyorlar da bazıları da 20 bin 30 binle alma imkanı var. Dedim bunları alın. Altyapı güçlü olsun. Altyapıda torpil olmasın. Bizim şeyimiz bu. O çocuklar kendi içinde gelişirse zaten ileride bir yerlere gelirler. Ama siz aradığınızda telefonla alo U17'deki çocuğu A takımı al. U19'dakini oraya gönder. Hani olmaz. Böyle oldu bu sefer o çocuğun da motivasyonu kırılıyor. Dolayısıyla biz orada da kendi içinde düzenini işleyen bir sistem kurup altyapıyı güçlendirip şu an U17'dekiler de aynı şekilde ileride Bursa Spor'a çok ciddi katkıda yani olacak. Yani o iyi jenerasyonun oluştuğu takımı sağlam tutuyor muyuz? Şu an sağlam bir şekilde maçlarını hatta bazılarını hoca da aldı A takımı. Yani sözleşmelerini uzun yapıp. Tabii mesela. Uzattık. Sözleşmelerini uzattık. Hemen hemen hepsini uzattık bildiğim kadarıyla. Kendim de gidiyorum yani vakit buldukça maçlarını izliyorum zaten. Son olarak o zaman Sayın Başkan bu sene tabii hedef şampiyonluk. Ama sonra bir üst lig inşallah olursa. TFF 2 sonra TFF 1. Enes Çelik nereye kadar bu işi devam ettirmek istiyor? Süper Lig'e çıkana kadar mı? Süper Lig dahil mi? Ya şimdi bir kere 3 yıllığına seçildik. Yetkimiz 3 yıllığına. Bu 3 yılda elimizden gelen en iyisini bir yapalım. Ondan sonraki 3 yılın sonunda yine konuşuruz. Tabii sezon sonu konuşmak lazım. Bir üst lige çıktıkça maliyetler de artacak. Ona göre yeni onun için oluşumlar, için. yeni kampanyalar. Sayın Başkan şunu da söylesek iyi olur diyeceğiniz bir şey var mı? Yani ben tekrar teşekkür ediyorum. Hem taraftara belki özel bir mesajınız olabilir. Hem kombineler noktasında hem store alışverişleri noktasında. Hani taraftarımızın bu desteği sadece maddi değil manevi anlamda esas destek manevi anlamda oluyor bize. Yani biz nereye gidersek, hangi kuruma gidersek gidelim orada herkes Bursa Spor taraftarını konuşuyor. Ya bu ligde takımına bu kadar sahip çıkmaları yani o noktada bizi güçlendiriyor. Yani bizim arkamızda dağ gibi o insanların şeyi geliyor herkesin önüne. Dolayısıyla onlar bizim arkamızda olduğu sürece ben şunu çok samimi olarak söylüyorum. Bursa Spor hiç vakit kaybetmez. Hiçbir yerde vakit kaybetmez öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür katıldınız. Ederim. Bizi kırmadınız. Çok sağ ol. Evet değerli izleyiciler bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik'i ağırladık. Çok kısa zamanda hakikaten iyi işler başaran bir yönetim. İyi de gidiyor Allah bozmasın. Bursa Spor taraftarı da böyle takımın arkasında hakikaten durduğu sürece Süper Lig'deki birçok takımın adı geçmezken Bursa Spor'un rekorları konuşulurken ileri doğru inşallah sponsor destekleri de artacaktır. Takım da daha iyi olacaktır. Bursa Spor için her şey çok daha iyi olsun diyerek programı kapatıyoruz. Hoşçakalın.